WisdomTree şirketinden diyor, Bitcoin ETF başvurusunda değişiklik. Analistler ne dedi? Son zamanlarda çok fazla değişiklik oluyor. Burada Bitcoin Spot ETF başvurusu üzerinde ARK Invest bir değişikliğe gitti. Grayscale'la bunu konuştular. BlackRock ve Invesco da aynı şekilde en son değişiklik gerçekleştirdiklerini açıkladılar. Ya tabii ki buradaki değişiklikler niye oluyor? Çünkü SEC'le biliyorsunuz toplantılar yapılıyor. SEC'le yapılan toplantılarda da tabii ki maç sonucundan falan konuşulmuyor. Yani neyden konuşuluyor? Bu tarz olaylardan konuşuluyor. Şu şekilde kabul ederiz, bu şekilde olması gerekiyor. Şöyle yapın, böyle edin, böyle olur vesaire tarzında açıklamalarla ve işbirliğiyle oluyor. Yani bu toplantılardan çıkanlar da böyle oluyor, tamam mı? Hani adam diyor ki kabul etmemiz için bu olacak, şu şekilde olacak vesaire. Tabii karşı taraf da kendi amacını güdüyor. Yapılan değişiklik sonuçta nasıl yapılacağı, ne gibi olacağı, nerede tutulacağı vesaire. Eğer ki ETF'i üzerindeki talebi öldürmeyecekse karşı tarafta normal olarak bunu kabul ediyor tarzında. Sonuç itibariyle buradaki olanlar yakın zamanda gelecek olan ETF kabulünün direkt olarak bir göstergesidir diyebiliriz. Tabii toplantı sonucunda genelde toplantı vesaire olmaksızın diğer tarafların ETF'lerinde güncellemeye gittikleri gibi olaylar da sıklıkla yaşanabiliyor. Çünkü mesela işte WisdomTree örnek alalım ya da şey örnek alalım, Ark'ı örnek alalım. Şimdi ilk olarak Ark bu işi gerçekleştirdi, bir güncelleme yaptı. Bu sefer mevcut eksiklik eğer diğerlerinde de varsa hemen diğerleri de hızlı bir şekilde bu güncellemeye gidiyorlar gibi gibi gibi. Spot Bitcoin ETF başvurusu yapan şirketlerden biri olan WisdomTree S1 kaydında bazı değişikliklere gitti ve bu durumu SEC'e bildirdi. Evet. ETF ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı S1 kayıtları genelde SEC ile yapılan görüşmelerin ardından kurumun istediği yönünde güncelleniyor diyor. Aynen. Buradakiler şey yapmamış onu. Hani fark ettiğiniz üzere buradakiler genel olarak SEC tarafından yapılan bir durum kaynaklı olarak yapmamışlar. Buradakiler direkt kendileri bir değişikliğe gitmişler. Kendileri bir değişiklik gerçekleştirmişler ve bunu da SEC'e bildirmişler. Seyfarth herkes yapmak zorunda kalabilir. Bloomberg'in ünlü ETF analisti olan James Seyfarth ise bu değişikliğin WisdomTree'in hala ETF çıkarmak istemesi yönünde algılanması gerektiğini söyledi. Seyfarth, SEC'le konuşmaya devam ediyorlar. ETF konusunda ısrarcı olduklarının bir göstergesi. ETF'lerin başlatılabilmesi için tüm şirketler böyle bir değişiklik yapmak zorunda kalabilirler. Bence süreç içinde bir adım bu. Çok önemli değil dedi. Şunu da söyleyelim bu arada. Yine son anda aklıma geldi. Mesela aynı zamanda şeyler de şirketler yani mevcut koşullardaki şirketler SEC'den doğru evet emir almadan ya da herhangi bir mesele olmadan bunu yapıyorlar. Genelde bunlar taviz odaklı oluyor. Yani kendi çıkarlarından taviz doğrultusunda bunu başlarda özellikle yaptılar ki artık olabildiğince hızlı bir şekilde ETF'in spot ETF başvurularının onaylanması için bunu yapıyorlar aslında. Yani kendileri ne kadar hangi değişikliği yaparsak olabildiğince hızlı bir kabul alırız. Yani bir an önce bunu onaylatmamız gerekiyor. Bakış açısı ve motivasyonuyla bu tarz değişiklikler yaptıkları da oluyor. Ve bu daha önce de yapıldı. Mesela BlackRock'unki böyleydi. Balkunas çok uzadı. Bir başka Bloomberg analisti olan Eric Balkunas ise bu tarz görüşmelerin çok fazla uzadığını belirtti ve Seyfarth'a yönelik tweetinde lütfen SEC'in tüm başvuru yapan şirketlerin S1 başvurularını değiştirmek için beklediğini söyleme. Bu iş uzadı dedi. Bu arada Seyfarth'da Balkunas'ta ETF'lerle alakalı en çok tanınan
kişilerdir. Tabii bizde çok fazla adı geçmiyordur muhtemelen diye düşünüyorum. Ama ABD tarafında genel olarak ETF'ler konusunda ikisi de oldukça popüler iki isim. Zaten ikisi de zamanında şeyde çalıştı. BlackRock'ta çalıştı. Ve şu anda da Bloomberg'de ETF analisti olarak görev yapıyorlar. Önemli iki tane kişidir yani. Aynı zamanda bunlar 2024'ün Ocak ayında 10 Ocak'tan önce ETF'lerin onaylanma ihtimalinin %90 olduğunu belirten bir rapor hazırlamıştır. Daha yakın zamana gelirsek bu konuda SafeArt'ın yayımlamış olduğu bir rapor SEC'in ETF başvurularını erteleyeceği üzerine bundan birkaç gün önce BTC tarafında düşüş getirmişti. Fakat bu SafeArt açısından art niyetli bir durum gibi algılandı ve genelde acemi traderlar ve dolandırıcı siteler bunu böyle söyledi. Ancak böyle değildi. Adam ne bekleniyorsa onu söylendi. Nitekim buna göre fiyatlandı ki sonrasında SEC gerçekten de erteledikten sonra fiyatlarda hiçbir geri çekilme yaşanmadı. Uzadı muhabbeti. Yani uzar. Adamlar kaç ay boyunca eşek gibi yattı tabiri caizse. Ondan sonra ne zamanki mahkeme kararını aldılar, ondan sonra eyvah dediler. Bir anda iş yapmaya başladılar. Dolayısıyla zaten baştan bunu yapmasalardı bu kadar uzamazdı. Yani doğru yine bu noktada SEC'in suçu olduğunu söyleyebiliriz. Bilindiği üzere SEC şu ana kadar hiçbir spot Bitcoin ETF başvurusunu onaylamadı. Ancak uzmanlar kurumun en geç 2024 sonunda bu tarz başvuruları kabul etmesine kesin gözüyle bakıyor. Dalga mı geçiyorsun arkadaşım? Kim yazmış bu haberi? Uzman coin. Evet, uzman. Yani uzmanlığın gerçekten bir taraflarından taşıyor, onu söyleyebilirim. 2024 sonuna kalır mı ya? Allah'ını seversen. 2024 Ocak'ta bu iş tamam. Sage WisdomTree'in Aralık 2021'de yaptığı başvuruyu da reddetmişti diyor. Ya sadece onu değil zaten piyasadakilerin hepsini reddetti. Bütün Spot BTC ETF başvurularının hepsini alayını reddetti yani adam. Sadece vadeliler kabul edildi. Ondan sonra zaten Bitcoin ATH yaptı. Şu anda da vadeliler değil gördüğünüz üzere Spot Bitcoin ETF başvuruları söz konusu. Bunu yaptıktan sonra da bir ATH gelir mi? Evet, gelebilir. Ocak ayının 2024'ün ocağını beklemek gerekiyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.